Merhabalar arkadaşlar. Okuma günlüklerinden kaldığımız yerden devam ediyorum. Kader, Kader, O Kadar kitabından. Devam edeyim Sela. İnsanlar ışığı görmez, ışıkla görür. Immanuel Kant'ın tabiri. Bir oda. Altın varaklı eşyalar, mücevherler, teknolojilerin bulunduğu bir oda. Ama nur yok, ışık yok. Takdir edebileceğiniz, nakışlarını görebileceğiniz, kullanabileceğiniz hiçbir şey yok. Çünkü göremiyorsunuz. Görmediğiniz için varlığını bilemiyorsunuz. Kendi kalp, ruh ve akıl odanızdan tutun. Ailenizin, etrafınızın, hayatınızın odalarında şayet nur yoksa göremezsiniz. Büyük babalarını kaybettikten sonra ne cevherler varmış da bilememişiz diyenleri çok işitmişizdir. Bilemediler çünkü göremediler. Gerçekten öyle. Yani çok güzel bir oda düşünün. Aydınlanması lazım ki aydınlanmayı bir bilgi olarak da görebiliriz. Burada izah edecek birazdan ama yani aslında ışık dediğiniz şey, nur dediğiniz şey ki aynı şey değiller ama seküler tabirle bazılarının bazı şeyleri sindirebilmesi kolay değil. O yüzden birlikte söylüyorum. Peki nasıl göreceğiz? Nur, ışık nasıl gelecek? Cemil Meriç ışık doğudan gelir der. Kitabın ismi bu. Tavsiye olunur. Kısacası şarkın irfanından gelen nurdan bahseder. Ve düzamansa daha değişik bir izah yapar. Nuru akıl kalpten gelir. Akılın nuru kalpten gelir. Devamında da şöyle der. Zulmetli yani karanlıklı münevverler, aydınlar bu sözü bilmeliler. Ziyayı kalpsiz olmaz nuru fikir münevver. Yani kalbin ziyası ışığı olmazsa nuru fikir münevver olmaz. Yani nuru fikir. Fikir nuru aydınlatmaz. İşte bu aslında bizim için. Hatta geçenlerde bir ben araştırmanın kaynağını da almıştım. Beyin benzeri nörotransmitler, kalpteki hücreler, beyin benzeri nöronlar. Yani kalp düşünüyor aslında, hani sürekli tasavvufta, İslamiyet'te kalp gözü vesaire. Arkadaşlar beyinden önce kalbin bir karar mekanizması var. Ve bu işte diyorum ya, İslamiyet hep tazeleniyor. Bilim daha dünkü çocuk, emekliyor, bir şeyleri görüyor. Aa bakın bu da varmış falan. Bilimi böyle bir ilah gibi gördükleri için bilim bir şey söyleyince kabule şayan oluyor falan. İlginç ilginç işler. Lakin bu devirdeki put bilim. O puta öylesine rağbet var ki o put onaylıyorsa onaylıyoruz. Yani daha dünkü çocuk her şeyi el atmadı ki. Ama İslamiyet söylüyor. Yani neyi söylüyor? İlahın elçisiyle söylüyor. Yani bir işi bilen yapar, yapan konuşur. Yapmış, konuşuyor, konuşturuyor, bize de anlatıyor. Bize de gelmiş. İşte bu nasıl olacak? Bizim burada bilimle, işte o teknikle elbette ki nasılını, hikmetini araştırmamız lazım. Bu bizim daha da imanımızı, inancımızı derinlemesine arttırır. Lakin inkarımıza sebep olmaz. Olmamalı. Neyse. Nur akıl kalpten gelir. Karanlıklı aydınlar, zulmetli münevverler, yani karanlıktaki o aydınlar bu sözü bilmeliler. Kalbin nuru ışığı olmazsa nuru fikir münevver olmaz. Yani kalbin ziyası ışığı yoksa akıl fikir aydınlanmaz. Aklın nuru kalpten gelir der. Bir videoda izah etmiştik diye buraya yazmışım. Kalpte beyin benzeri hücreler keşfedildi. Duygusal nöritler deniliyor. Video linkini paylaşıyorum diye de yazmışım. Yani kalp zannettikleri gibi düşünce ve fikirden uzak değildir. Bu nurlanmadan kalp, fikir ve akıl odasında ışık yansımıyor. Yanmayınca kainat ve varlık içindeki altın varaklar, istidatlar, gayeler, amaçlar gözükmüyor. Her şey burada ama bize bir fener lazım. Bize bir lamba lazım. Bize bir güneş lazım. Varlığın odalarında bize olmanın ve ölümün manasını en iyi açıklayan Muhammed'i, yani muallimi sallallahu aleyhi ve sellemi bulmak lazım. Öyledir. Ne anlamı var yaşamın, ne anlamı var ölümün, ne anlamı var akraba ilişkilerinin, ne anlamı var ibadetlerin? Bütün hepsi var mı? Var. Akraban var mı? Var. Sevmek var mı? Öfke var mı? Hepsi var değil mi sende? Kendini bir oda olarak gör. O odanın içerisinde her şey var. Her şey. Ama o odanın içerisinde de her şey anlamlı değil. Ne anlamı var? Ne anlamı var? Işık olunca işte iman nuru, kalp nuru. O oldukça
manalanmaya başlıyor. Ha, evet. Tamam, bu böyle. Bu böyle gibi. Bu bunu ifade edecektir. O yüzden bu noktada her halükarda bizim için geçer akçe olacak olan şey, aydınlanması gereken odanın içerisinde ancak fark edebileceğimiz eşyaların varlığıdır. Aydınlanması gerekiyor. O zaman her şey mana olur. İşte kabiliyetler, istidatlar, her bir his aslında istidat nevindendir. İşte sevmek istidadı. Nasıl sevmem gerek, neyi sevmem gerek, hangi ölçüde sevmem gerek vesaire. İkinci bölüm, cihat. Başkası yaşasın istiyorsan insansın diye başlamış. Anlam arayışına lüzum yok. Anlamsızlaştırmamanın yolunu bulmalı. Zaten her şey anlamlı. Anlamı aramanın ve eşelemenin anlamı yok. Anlamsızlaştırma yeter. Tutunduğun dalın meyvelerinden bir haber olur mu insan? Oluyoruz. Oluyor. Çok oluyoruz bu yüzden. Cihat kavramı, gaza kavramı anlamını yitirmiş Müslümanlar için de. Bu dinin öğretmeni Peygamberimiz kuşu ölmüş çocuğa taziyeye gidiyor. Yahudi cenazesinde ayağa kalkıyor. Gönüllere girmenin sırlarını anlatıyor. Arkadaşlığa önem veriyor. Dostlarına vefa gösteriyor. Savaşa mecbur kalındığında başvuruyor. Sen cihatı kılıç kalkan zannediyorsun. Cihat aslında neymiş? Peygamberimizden öğrenelim. 13 yıl boyunca toplam 39 kişi vardı İslam olan, yani Müslüman olan. Düşünseniz arkadaşlar, peygamber olarak peygamberimiz geliyor. Emir ona veriliyor ve peygamberimiz 13 yıl boyunca anlatıyor. Vahiy geliyor ya. Kerametleri, özür dilerim, mucizeleri var. Çağırıyor, ağaç kökünü söküp geliyor falan. Bunlara rağmen hepi topu 39 kişi iman ediyor. 13 yılda ayetler iniyor falan. Yani bu, nasıl söyleyeyim, biraz tebliğiyle ve irşatla uğraşan insanlar için çok aslında peygamber olduğuna peygamberimizin delillerden biri budur. İmani meseleleri öğrendikten sonra, öldükten sonraki hayatın varlığıyla ilgili kesin bilgilere vakıf olduktan sonra kişi şunu ister. İnsanlar da bilsin ve ebedi alemlerini kurtarsınlar ister. Bunun için irşada başlar. Çünkü İslamiyet bunu istiyor yani. Emri bil maruf, nehyanil münker diyor. İyiliği emret, kötülükten nehyet. Ve ya yaparsınız ya helak olursunuz diyor Allah. Bu kadar da açıkça emrettiği, istediği bir şey. Buna başladığınızda bir ay, iki ay, üç ay birileriyle ilgilenmeye başlarsınız. Onlara inançtan bahsedersiniz. Kötü alışkanlıklarından uzak durmasın. Yani inanmıyor değil. Adam inanıyordur ama yakininde problem vardı. Yani imani noktadaki o yakin, teslimiyetinde, ne bileyim, imanının derecesinde bazı problemler vardır. Bunların giderilmesi için oturursun, kalkarsın, ibadetlerinin yerine gelebilmesi için vesaire konuşursun yani. 3-4 ay falan sonra dersin ki ya adam olmuyor falan. Arkadaşlar 13 yıl boyunca peygamber, hem de elinde mucizeler olmasına rağmen, Kur'an'ın beyanına inmesine rağmen, herkes gözüyle bunları görmesine rağmen 39 kişi var. Biz burada birkaç kişiyle biraz muhabbet ettiğimizde düzelmiyor diye, ya çok da irşada gitmeyen anlamı yok. Öğretmenlerin düzelmiyor diye öğrencileri bir kenara bırakması, bir zaman sonra yaka silkmeleri, ki bir zaman ne? Bir öğretmen lisedeyse 4 yıl. Ortaokuldaysa ya hadi olsun 8 yıl, yine 13 yıl değil yani. Aman bununla uğraşılmaz deyip atacağı bir şey yok yani. Ortaokulda zaten bölüm bölüm derslere giriyorsun. 3 yıl senle, 4 yıl senle bitti ondan sonra. O yüzden bu dahi peygamberimizin hiç şevkinin azalmadan 13 yıl boyunca 39 kişi iman etmesine rağmen hiç şevki azalmadan vazifesini yapmaya devam etmesi dahi onun peygamber olduğunun göstergesidir. Çünkü beşerin fevkinde bir irade gösteriliyor. Beşerin şevkinde bir vazife bilinci var. Beşerin, yani bizim fevkimizde düşünsenize, hiçbir şey elde etmeden 13 yıl boyunca anlatmaya devam ediyorsunuz. Yani Biz Bugün Çağrı filmi vardır, izlediğinizde oradaki o 13 yıl sonraki evre, yani 13 yıl boyunca peygamberimiz anlatıyor. Sonra işte Hazreti Ömer 40. olarak İslam'a katılıyor ki hadi çıkalım duyuralım böyle bir din var diye diyor. Niye? Güçlü çünkü. Demek ki sosyolojiyi İslamiyet önemsiyor. Cahilcesine çık piyasaya demiyor. Ticarette, sosyal olarak, siyasi olarak güçleneceksin ki ortaya çıkabilesin. Yoksa çıkamazsın.
Yani her şeyin bir şartı var. Bizde bugün Müslümanların ölçüsüzlüğü olduğu için, daha doğrusu imparatorluk olan Osmanlı'nın nasıl imparatorluk olduğunu değil, tüm düzeni, ahilik teşkilatından tutun adalete kadar müthiş bir tesisatın neticesinde ki müthiş bir savaş bilimi, beslenme bilimi, antrenman biliminin Osmanlı'da var olmasıyla birlikte askeri deha, çünkü silah sanayine falan da çok iyi. Sonra İşte yalın kılıç onlarla dövüştü falan. Burada sadece bizimkiler yalın kılıç alıyor, kılıcı dövüşüyor zannediyor. Orada bilim var. Orada bir teknik var. Orada bir teknoloji var. Bu adamların özverisi var. Bunları görmeksizin bu işin böyle olduğunu zannedenler işte yanlış zannediyorlar. Hala velhasıl Peygamberimiz 39 kişi 13 yıl boyunca anlattığında ona tabi olanlardı. Başkaları da ölümün son değil başlangıç olduğunu anlasın, ebedi hayat pasaportunu alsın diye uğraştılar, cihad ettiler. Bunların hepsi cihad işte. Ama ve lakin cihadı elinde kılıçla şey zannediyor. Sen birinin kalbini kırmıyorsan kendi içinde cihad ediyorsundur. Sen insanlara doğruyu yapmaları için örnek olmaya çalışıyorsan cihad ediyorsundur. Sen insanlar rahat etsin diye bir sandalye tasarlıyorsan ve niyetinde bu insanlar bu 3-5 günlük dünyada rahat etsinler, onların ağrıları, sıkıntıları olmasın, işte bel ağrısı çekenler falan diye bir şey üretiyorsan ve bunun temelinde, niyetinde rıza ilahi varsa, ki aman ben para kazanayım, paranı kazanacaksın ya. Ama en temelde niyetinde insanları rahat ettirmek varsa sen amme hizmeti yapıyorsundur. Bugün memurlar amme hizmeti yapıyorlar. Güvenliği sağlıyorlar, tesis ediyorlar vesaire, amme hizmeti yapıyorlar. Bunlar bu konuda iyiler. Yani bu konuda amme hizmeti yaptıkları için her halükarda cihad ediyorlar. Huzuru sağlamaya çalıştılar. Tartışma esnasında susmayı, kırmamayı, anne babayı sevmeyi, kadınları, çocukları, yaşlıları gözetmeyi öğrendiler. Ticarette aldatmamayı öğrendiler ve öğrettiler. Dinin çoğunu ticaret, İslam ticaret mektebinde öğretti Peygamberimiz. Evet, bunu Medine pazarında dini Peygamberimiz orada öğretiyor. Çok okuyamazsın. Siyerlerde falan anlatmıyorlar da bunları yani. Dinin çoğunu ticaret mektebinde, İslam ticaret mektebinde öğretti Peygamberimiz. İnsanların tümü cihattadır. Yani savaşmaktadır. Kalabalıkla, cehaletle, canilikle, kendi içlerindeki vicdansızlıkla savaşmaktadır. Savaşmaktayız. Sabah yataktan kalkmanın savaşını veririz. Kırmamak için savaş veririz. Doğru olmak ve doğru yapmak için. Bunlar cihattır. Velev niyet rızayı ilahi ola. Elhasıl biz ölü kalpler dirilsin diye çabalamakla mükellef bir milletiz. Enigmaya dönüşen bir paradigma oluşmuş cihat kavramı. Aslı ve asıl manası unutulmuş, hatırlamalı, hatırlatmalı fırsatı varken. Şimdi enigmaya dönüşen paradigma şudur. Bir şeyin tanımı vardır. Nedir o? Cihattır. Cihat nedir? Kişinin mücadele vermesidir. Doğruyu yapmak yolunda. Bu beslenmeden tut, psikolojiden tut, sosyolojiden tut, aile hayatına kadar. Enigmaya dönüşen paradigma ise, bunu Aytunç Altın'dan enigmaya dönüşen paradigma laikliği anlatırken anlatıyor. Aslında laikliğin, laiklerin savunduğu gibi olmadığı ve aslında yani Hristiyan meşrebi içerisinde bir şeydir laiklik diyor. Yani Hristiyan olmayanlar zaten laik olamıyorlar. O yüzden senin laiklikle bir bağın yok diyor. İki tarafında bunu bilmediğinden falan bahsediyor. O yüzden enigmaya dönüşmüş o paradigma diyor. Burada da böyle. Cihad da enigmaya dönüşen paradigmadır. Olan aslından başka bir şey dönüştürülmüş. Ve o şekilde önlem alınmış vesaire. Kısacası cihad kavramı hayatımızın her yerinde. Lakin biz cihadı işte birilerinin soğutmasıyla, birilerinin medyayı kullanarak başka şeyleri konuşturmasıyla başka bir şekilde anlamaya başlamışız. Görüşmek üzere.